Başkanı Sayın Rasim Yanar için geliyor. Evet, Sayın Recep Demirkıran'ı da alkışlarla sahneye almak istiyorum. Derlik. Saygıdeğer Dutluca Belediye Başkanım, çok değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, basın mensuplarımız, değerli dernek yönetimindeki kardeşlerim, katmer ağalarımız, gençlerimiz, geleceğimizin teminatı, hanım kardeşlerimiz, uzaktan yakından bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan birbirinden değerli misafirlerimiz ve geleceğimizi teminat altına alacağımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetlerimle selamlıyorum. 8. katmer şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı günün oluşmasında, bugüne gelmesinde emeği geçen ve bu kadar güzelliklerin yaşanmasında maddi ve manevi olarak yanımızda olan çok değerli sponsor kardeşlerim, şurada isimlerini gördüğünüz bütün sponsorlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını artırsın diyorum. Tabii bugünün ayrı bir anlamı var. Bugünün ayrı bir önemi var. Çünkü yarından itibaren 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını kutlayacağız. Mübarek Ramazan ayında ibadet edeceğiz. Rabbim başı mağfiret, ortası bereket, sonu da günahlardan bağışlanma olan Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını, tutmuş olduğumuz oruçları ve tutacağımız oruçları dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Akabinde Ramazan bayramının da aynen bugün gibi kazasız belasız güzel bir günahını örtenin, Allah da o kişinin günahını örtecek ayetinin mensuplarıyız. Ayetine inanıyoruz, eksiklerimizi, hatalarımızı örtmeye mecburuz. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki 40 yıl önce İstanbul'a geldik ve son 20 yılda İstanbul'a yerleşmeye başladık. Ve bir derneğe ihtiyacımız vardı. Sizlerle beraber Dutlucalılar olarak derneğimizi kurduk. Derneğimizi kurduğumuzda çok iyi biliyorsunuz ki acaba biz bu işi yapabilir miyiz? Acaba biz bu işi becerebilir miyiz diye hep kafamızda soru işaretleri vardı. Ama şu sahnede gördüğümüz arkadaşlar ve sizler bize inandınız. Birlikte büyük bir Dutlucu olduk, örnek bir dernek olduk ve malum Seyit'in torunları olduğumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermiş olduk. Biz asla küçük düşünmedik. Ve bundan sonra da asla küçük düşünmeyeceğiz. Çünkü küçük insanlar olaylarla uğraşır. Orta zekalı insanlar şahıslarla uğraşır. Ama büyük insanlar fikirlerle uğraşır. Biz fikirlerle uğraşacağız. Biz birbirimizi sevmeye, birbirimizi anlamaya mecburuz. Çünkü Dutluca bizim için bir sevdadır. Çünkü Dutluca bizim için muhabbettir. Çünkü Dutluca bizim için helal kazancın, Dutluca bizim için kardeşliğin, yiğitliğin, Anadolu ruhunun adıdır. Çünkü Dutluca vatan sevgisidir. Çünkü Dutluca bayraktır. Çünkü Dutluca İstanbul'dur. Çünkü Dutluca Türkiye'dir. Dutluca malum Seyit'tir.
kutlarız. Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için birbirimizi seveceğiz. Kardeşlik bağlarını, kardeşlik hukukunu her daim daha da geliştireceğiz. Değerli dostlar, yapılacak çok işimiz var. Söylenecek çok sözümüz var. Ancak zaman müsait değil. Ancak hedeflediğimiz birkaç düşünceyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Faaliyetlerimizi anlatacak değiliz. Çünkü siz zaten bu faaliyetlerin içindesiniz. Bizim şu anda yapılacak dernek merkezini tam anlamıyla bitirip faaliyete geçirmek istiyoruz. Derneğin üzerine bir 300 metrekare bir alan kaldı. Çatı, çelik çatı şeklinde yapılacak. Ve düğün salonu malum tam anlamıyla teçhizat bir şekilde faaliyete geçecek. Ve bütün bu sahip olduğumuz 1 trilyon değerindeki bu eser malum Seyit Efendi'nin adıyla kurulacak olan bir vakıf kanalıyla kıyamete kadar sizler adına hizmet edecek. Ve Allah'ın izniyle bu eseri yapmak da sizlere bizlere nasip olacak. Onun için malum Seyit'in ismini yaşatmak işte bu torunlarına düştü. Sizlere düştü. Ayrıca sizleri tebrik ediyorum. Değerli dostlar, derneğimiz şu anda her yönüyle zirvede. Her yönüyle zirvede. Ama zirvede kalmak zor iş biliyorsunuz. Zirveye çıkmak zor. Ama zirvede kalmanın tabii ayrı bir zorluğu var. Bundan sonra bize daha çok görev düşüyor. Gençlerimize daha çok görev düşüyor. Babalara sesleniyorum. Gençlere sesleniyorum. Sorumluluk almaktan çekinmeyin. Sorumluluk almaktan korkmayın. Çünkü biz bu derneğe sizlere emanet edeceğiz. Biz artık görevimizi tamamladık. Yapacağımızı yaptık. Bundan sonra gençlerimizin bu işi sahiplenmesini, gelecek kuşaklara, gelecek nesillere aynen bu şekilde daha da bayrağı yükseklerde dalgalandırarak devam etmesini istiyoruz. Ve özellikle bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum ki dernekten için düğün yapılmadı. Değerli dostlar, derneğimize biliyorsunuz 500 metre civarında kapalı alan yapıldı. Ancak düğün tarihleri alınırken henüz bu kapalı alan yapılmamıştı. Bazı arkadaşlar aradılar, düğün tarihi istediler. Biz de dedik ki buranın yapılmasını garanti edemeyiz. Bir günde yapılır, bir yılda yapılır ama yapılacak. Düğün tarihlerini almışlardı. Biz bura yapıldıktan sonra mesaj attık, hepinize gelmiştir. Ve düğün yapacakları özellikle teker teker aradık. Dernek merkezimizde bir toplantı yaptık. Dedik ki bakın burası kapandı. Ve bizler burada düğün yapmak isteyenlere yardımcı olacağız. 2 milyar pastalı düğün, 3,5 milyar da yemekli düğün dedik. Ve onlar bize düşünün dönün dedik. Orada 2 kişi biz yapalım demişlerdi. Daha sonra da gençlerimiz sağ olsun razı olmamışlar. Ve düğün yapılmadı. Yoksa biz kimseden ne 2 milyar fazla kapora istedik. Alo. Ne diğer düğün salonlardan çok fazla evet. Para istedik. 4 milyar diğer düğün salonlarında pastalı düğün yapılıyor. Biz yemekli 3,5 milyar dedik. Bunun aksi söyleniyorsa bu kesinlikle külliye yalandır. Çünkü biz orada konuşurken sadece ben yoktum. En az 15-20 kişi şahidimiz var. Ama gelecek senemizi kendi yerimize koyarak eleştireceğiz. Yani ben derneğe bir saatimi ayırabilir miyim? Ben derneğe bir günümü ayırabilir miyim? Ben derneğe için gelip de orada çadırın bir kenarından tutabilir miyim diye bunu düşünerek eleştireceğiz. Eğer eleştiren olursa da saygılıyız. Bu yıl 3 defa istişare toplantısı yaptık. Dedik ki gelin dernek olarak öneriniz varsa, bir sıkıntı şikayet varsa dernek merkezimizde bunu dile getirelim dedik. Ve bununla alakalı da 25-30 civarında insanımız geldiler ve orada istişare toplantıları yaptık. Ben kesinlikle eleştiriye karşı bir başkan değilim. Yönetim olarak da eleştiriye karşı değiliz. Yalnız sesim kurudu Emrah Bey. Ses gitti. Mustafa Yazar kardeşim dernek yönetiminde yeni geldi. İsmini arkadaşlar zannedersem yazmamışlar. Mustafa Yazar kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Ve
Ben özellikle canlı yayında bu katmer şöleninin bugüne gelmesinde ve bu alanın hazırlanmasında sabahın 6'sından gecenin 3'üne kadar ve bugün belki gece 3'e kadar çalışacak olan arkadaşlarımızın isimlerini sizlere takdim ediyorum. Mehmet Doğan, alkışlayalım bunları. Hamza Görmez, Ali Duran, Sadık Turgut, Yılmaz Karaman, Mustafa Kumkatan, Sezer Delibayır, Adem Taşkıran, Ali Osman Turgut, İsmail Görmez, Mustafa Delibayır, Fahrettin Doğan, Tuğran Tosun. Hepiniz bunlara da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca teknik destek olan Ahmet Melemez ve İsmail Melemez kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Eleştiriye açık bir derneğiz. Hem başkan olarak hem yönetim olarak kesinlikle eleştiriye karşı değiliz. Ancak ben gençlerle konuşurken özellikle üniversiteli gençlerimizle, geleceğimizin söz sahibi olacak olan gençlerimizle bana şunu söylüyorlar. Ben eleştiriyi kesinlikle dikkate alırım ama ben eleştiriden dolayı hani bir derneğe karşı bir soğumam olmaz. Çünkü gönlüm rahat, yüreğim rahat. Ama gençlerimiz diyor ki, Sayın Başkan, siz maaş almadan gece gündüz çoluğunuzu, çocuğunuzu ihmal ederek çalışıyorsunuz. Sizi hala eleştiriyorlar. Hem de yıkıcı bir şekilde eleştiriyorlar. Biz niye uğraşalım ya, ben cumartesi pazarım tatil. İşime giderim sabah 8'de, akşam 5'te gelirim. Ben niye uğraşacağım milletine diyor, ben enayi miyim diyor. Bunu açık açık bana söylüyorlar. Gençler sorumluluk almaktan kaçınıyor. Eleştirirken diyoruz ki eleştirin. Ama benim telefonum var, yönetimin telefonu var. Dernekte istişare toplantılarımız var. Oraya gelin, yazın. Başkanım ya, biz bu hususlarda rahatsızız. Böyle böyle şikayetlerimiz var. Ama düğünlerde, yok cenazelerde, kahvelerde dedikodu vari eleştiriler. Biliyorsunuz dedikodu adam öldürmekten daha günah. Bakara suresini açıp bakabilirsiniz. Ve o gençlerimiz sorumluluğu almaktan korkuyorlar arkadaşlar. Yarın kime emanet edeceğiz biz bu derneği? Bakın, bu kervanın yürümesi lazım. Bu kervanın sizler adına yürümesi lazım. Bu kervanın Dutlucanlar adına yürümesi lazım. Bu kervanın malum Seyit Efendi adına yürümesi lazım. Onun için sizlerden özellikle istirham ediyorum. Destek verdiğinizi biliyorum. Destek vermeseniz bu kadar güçlü bir dernek olamayız. Eyvallah. Hepinizden Allah razı olsun. Ama bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek gençlerimizin umudunu, gençlerimizin hevesini, heyecanını üzecek lahlardan, sözlerden elimizden geldiği kadar kaçınmaya çalışalım. Bunu hatırlatmak istiyorum. Yine empati mekanizmasını, yani kendimizi başkasının yerine koyarak eleştirmeyi özellikle söyleyelim. Ve çocuklarımıza, gençlerimize dernekte görev alması için, sorumluluk alması için telkinde bulunalım. Yardımcı olalım. Çünkü biliyorsunuz insanların en hayırlısı insanlara en fazla faydalı olandır. Birlikte rahmet vardır. Ayrılıkta azap vardır. İki güne eşit olan bizden değildir. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Sözlerimi bitireceğim. Ama Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir sözü var, şiiri var. Onunla bitirmek istiyorum. Mehmet Akif merhum buyuruyor ki, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sizlerin heyecanı beni de heyecanlandırdı tabii. Evet, Mehmet Akif Ersoy'la buradan rahmetle anıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Heyecanımızı bağışlayın. Sizlere katıldığınız için, destek olduğunuz için, derneğimizi bugünlere getirmemizde hep yanımızda olduğunuz için saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Geleceğiniz aydınlık olsun.